Merhaba arkadaşlar, Sena'nın bebekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu harika iki bebeği açacağız. Aslında bunlardan dört tane var. Şurada görüyorsunuz. Bir dakika şöyle yapalım. Burada gördüğünüz dört bebek. Ben bugün bu ikisini açacağım. Biraz sonra bu ikisini açacağım. Artık ne aralıkla yüklerim videolarını bilmiyorum. Ama bugün bunları açmak istiyorum. Çünkü bunlar bayadır bende ve <laughs> çok heyecanlıyım. Şunu ben Türkiye e, Türkiye'den diyorum. İstanbul'dan. DNR'dan almıştım. İlk çıktığı gün en sevdiğim modeli bu olduğu için bunu hemen almıştım. Daha sonra şu üçünü ise Bursa'da Bursa'ya gitmiştik biz. Bursa'da canda oyuncaktan aldım. Canda oyuncakta normalde ben vlog çektim. Ama bakalım onu ne zaman <laughs> yayınlayacağım. Hiçbir fikrim yok. Oradan daha uygun aldım bunları yani. Bir de orada indirim vardı. 23 Nisan'ı indirimi falan vardı. Yani düşünün o kadar önce aldım. Bunlar bayağıdır benim elimde. Şimdi hemen bunları bir açalım. Şundan başlayalım. Dolabım önceden vardı. Onu oraya dekor olarak getirdim. İçine asarız belki kıyafetlerimizi. Bunlar Fashinistas bebeklerinden. Biri 86 numaralı. Biri de 84 numaralı. Şu arkasını göstermek istiyorum size. Bakın. Burada görüyorsunuz. Yani bu geçen senenin şeyi. Bebekleri aslında hangi seneyi bir dakika şurada yazması lazım. 2017 senesinin bebekleri bunlar. Burada bende olmayan ne var biliyor musunuz? Şu var. Şu kısa boylu kız var. Şu var. Ya bu, bunu ben sonradan aldım. Ama videosu yok. Şu var. Şu gelmedi. Gelseydi bunu da alacaktım. Bu yok. Ee, bu da yok. Bu da gelmedi. Bu da gelse, gelirse kesinlikle alacağım. Bu da yok. Bu da yok. Ya bir, bir çoğu erkeği almadım çünkü beğenmemiştim. Ay bunun ayakkabıları çok güzelmiş. Bu bebeğe bayılıyorum. Froggie bunu Carmen yaptı. Gerçekten çok güzel bir karardı. Çok güzel bir bebek çünkü. Şunun güzelliğine bakın. Bu tombu bir bebek. Ay çok heyecanlıyım şu anda. Kızıl saçları var. Şöyle tepeden bir at kuyruğu yapılmış bir parçası. Şöyle göstereyim size. Bakın şey şu... E, aparatlar bağlama şeyleri olduğu için saçını ayıramıyorum ama şöyle bir toplu kısmı var. Onun dışında şöyle beline kadar uzun kızıl saçları var. Gerçekten çok güzel. Böyle aynalı bir gözlüğü var. Beni de görüyorsunuz buradan. Selam. Çizgili bir elbisesi var. Normalde hiç çizgili elbiseleri beğenmem. Ama bunun renkleri dolayısıyla çok sevdim. Bir de eline çizgili genelde kilolu insanların giymemesi gereken bir kumaş şey desendir. Ben mesela hiç tercih etmiyorum enine çizgi. Ama bu kız da çok normal durmuş. Aynı yeşilden bir kolyesi var. Normalde bu elbiseye ben kolye de takmazdım. Ama bu yani o kadar güzel bir elbise ki rengi dolayısıyla bir de çok orada görünmez kalmış ve gayet hoş duruyor. Göze batmıyor. Beyaz spor ayakkabıları var. Ben burada modacı gibi <laughs> yorum yaptım yalnız. Onu da bırakın da şuradan kıyafetlerimi çıkartayım hemen. Bir tane şöyle kumaş ee, kumaş kumaşı çirkin olmayan diyecektim aslında burada. Ana fikrimiz oydu. Kız atladı resmen. Yavrum dur kuzum. Bekle arkadaşını çıkartacağım. Bekle. Ay, onun yüzü mü kayık? yüzüm kayık onun? Sanki kayık birazcık. E cücük. Neyse artık. Aldık. Bitti. Biraz kaşığı mı yüzü mü gözü mü bir şeysi kayık birazcık. Bir kayıklık var ama çözemedim. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Bu ayakta durmakta durmamakta ısrarcı. Şöyle koltu sandalyeye otursun beklesin bizi şurada. Hı? Şöyle güzel çiçekli morlu, pembeli e, lilalı, yeşilli güzel bir etek var. Şey o poşet kumaşlardan gibi duruyordu kutudan çıkarmadan önce. Ama çıkarttığımda gördüm ki öyle bir şey yok. Gayet güzel bir kumaşı var. Beli lastikli. Güzel bir etek bu şekilde. Hemen onu yere koyuyorum. Şurada bir tane çantamız var. Benim en sevdiğim çanta modeli kendisi. Görüyorsunuz pembe uzun saplı. Bir çanta ay kutunun rengini almış. Ha, neyse ki çıkıyor. Ben bu modeldeki çantayı çok seviyorum. Biliyorsunuzdur. Daha sonra bir tane de tişörtümüz var. Onu da göstereyim hemen size. Kolları fırfırlı. Gri. Fashion Queen yazan üzerinde moda kraliçesi yazan bir tişört var. Kısa kollu, cırt cırtlı arkasından. Bakalım biraz sonra bunları deneyeceğiz kızımıza. Şimdi kutumuzu şöyle kenara alalım ve bu güzel kızı açalım. Evet arkadaşlar, ben bebeğimi hemen açıp geldim. Çok güzel yavru ağzı renklerinde böyle etekleri fırfırlı fırfırlı bir elbisesi var. Biraz kalın bir kumaş ama esnek de bir kumaş. Çok güzel bir kumaş aslında. Üzerinde çok sert bir plastik kumaştan, kumaş değil bu plastik bildiğimiz plastikten bir yağmurluk yapmışlar. Buna bayıldım tek kelimeyle bayıldım. Yani şunun güzelliğine bakar mısınız? Beli lastikli. Yani bunu bütün bebeklerimize hatta belki kene bile giydirebiliriz. Kapşonu var şu şekilde. Fermuar görüntüsü versin diye şöyle bir şey yapmışlar. Gümüş bir kurdele, kurdele kullanmışlar burasında. Şurasına süs dikiş koymuşlar. İki tarafında da var. Burası delik çünkü buradan bebeğimizin saçları çıkacak kapşonunu kapattığında. Çok güzel gerçekten uzun kollu Yapısı çok değişik. Böyle tırtık tırtık bir yapısı var bakın. Bakın görüyor musunuz? Böyle tırtık tırtık bir yapısı var. Çok değişik bir yağmurluk çıktı böyle. Ben şunu çok beğendim. Bu set ya bu bu sette şu bebeğin setinde bütün parçalar güzel ama en çok bunu beğendim. Bunu böyle aşağıya koyayım. Diğer bebeğimin kıyafetlerini askıya astım zaten. Şöyle halka küpeleri var. Diğerinin küpeleri yoktu. Kolyesi vardı. Bunda halka küpeler var. Yine aynı şekilde toplanmış bir saç biçimi var. Bu tepeden bir parça toplanmış saçı. Onun dışında beline kadar siyah saçları var. Siyah kahverengi saçları var. Şöyle göstereyim. Çok güzel dediğim gibi bir elbisesi var. Sıfır kollu ve boğazdan şöyle e, boğazlı bir elbise bu. Sneakerları yüksek tabanlı beyaz klasik sneakerları tanıyorsunuz zaten biliyorsunuz artık. Şöyle kendisini oturtturalım. Yanından çıkan aksesuarlara gelecek olursak bir tane beyaz çanta. Bu bende var çünkü zamanında Nikki Fashionistas bebeğimden de çıkmıştı. Bir de şöyle bir şapka var. Yanından çıkan yedek elbisesi de şu şekilde su yeşili turkuaz artık ne renk diyecekseniz üzerinde şöyle kurdeleler olan ben bunları birleşik sanıyordum ama değilmiş yanlarından vesaire o kurdeleler geçiyor uzun bir elbise yanları yırtmaçlı bu şekilde çok güzel bir elbise askılı bunu da askıya asayım hemen şöyle göstereyim size de şapkamı ve çantamı da koyuyorum şimdi gideyim bebeklerimin kombinlerini giydirip geliyorum Evet arkadaşlar bebeklerimin kombinlerini deneyip geldim. Bu kızın üstündeki elbiseye bayıldım ama şu şapkayı uyumlu bulmadım. Onu çıkartayım. O bir ne şapkasıydı bu? Tenis şapkası olması lazım. Emin değilim tam. Evet, böyle çok güzel uzun bir elbise. İki yanı yırtmaçlı görüyorsunuz. <laughs> Şöyle iki yanından yırtmaçlı. Çok güzel. Beyaz bir çanta el çantası. Gerçekten çok beğendim bu elbiseyi. Şöyle dursun diğer bebeğimize bakalım burada dursun. Size defile yapıyorlar. Çok güzel bir etek. Bu böyle daha şirin oldu bu kız. Aslında az önceki hali biraz daha e, cool'du. Bu daha şirin, daha pembeli, daha çiçekli. Şöyle pembe çantası çok güzel duruyor gerçekten. Gözlüğünü gözüne takmayı denedim az önce ama pek hoşlanmadım gözlükler gözündeyken şöyle size de göstereyim. Görmüyorsunuz şu anda farkındayım ama şimdi biraz aşağıdan oldu ama. Şöyle bakın. Kaşları kapanınca ben sevmiyorum gözlük kullanmayı. Evet. Şöyle yukarı geri takalım. Ve evet. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Favori bebeğinizi aşağıya yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.